Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde korsajlı bir eteği nasıl çalışabiliriz onu göreceğiz. Yaratma kalıp ile yine başlıyoruz. Kalıp ismine tamam diyorum. Tıkladım. Boşluk tuşu. Yine 55'e 24 yapalım. Zoom hepsini. Kopya, eleman, paralel. 16 santim olsun yine. Böl denkleştir, çizgiyi böl, bölünecek çizgi, ayırma elemanı, ayırdı, düzeltme, eleman şekli, nokta, köşeye yapıştım, eksi 1,5, eksi 3, enter, yine sağ tıkladım, kavisi oluşturdum, çıt, tek diyorum. Başlangıç ve yön tıkladıktan sonra da ölçüme giriyorum. Yaratma nokta, ana noktası tanımla. Tıkladım, delme yeri dedim. Boşluk açtım ve ölçüme girdim. Pens, tanımla, çıtlar. Saat yönü mantığında birinci pens, ikinci pens, çıtlar. Pensi aç. Pensimi açtım. Şimdi pensinizi açmış olmanız gerekiyor. Pens bu konumda dururken, ama isterseniz daha önce pensi kapatıp bel kavisini verelim. Katla, düzeltme, eleman şekli, nokta ile. Önce bu işlemimizi bir yapalım. Sonra pens aç diyelim ve pensi aç diyelim. Evet, bu şekilde oluşturduktan sonra pensimizi açtık. Çok fazla olan eğri noktalarını siliyorum. Şunu da silelim. Çok fazla. İlk önce yeni pensinizin yerini oluşturuyorsunuz. Yani bu pensi buradan kapatıp buradan açacağımızı düşünelim. Yaratma nokta, çizgili bir nokta ile buradan buraya kaç santim olsun? 8 santime gelsin diyelim. Evet. Zoom merkezi pencere dedim. Bakın burası. Şu noktayı biraz buradan çekeyim. Uzaktan baktığınızda kafanızı karıştırmasın. O eğri noktasıdır. Şimdi pens dedim. Pensi çevir dedim. Çevrilmeyecek çizgiyi seç diyor. Çevrilmeyecek çizgi bu olsun. Yeni pens pozisyonu seç diyor. Burası. Çevirecek pens çizgisini seç. Burası. Tıkladım. Bakın. Çektim. Ve tıkladım. Artık pens buradan kapandı ve buradan da açıldı. Şimdi bu pensin uzunluğuyla da oynayabilirim. Bakın, pens uzunluk değiştirir demiştik. Şöyle bir şey anlatayım. Bunu bir göğüs pensi olarak düşünürseniz, çevirip bırakabilirsiniz ya da bunun üzerinden daha farklı uygulamalar da yapabilirsiniz. Ben korsajlı bir etek yapacağım için pensimi çevirdim. Yeni yerini belirleyelim şimdi. Yaratma nokta, çizgide bir nokta, başlangıç, yön. Diyelim ki 7 santim aşağıda olsun. Evet, buraya gelsin. Düzeltme, eleman şekli, nokta ile bu uçtan aldım. Buraya yerleştirdim. Daha sonra kavis verelim. Evet. İstediğiniz şekilde, gördüğünüz gibi. Ve şu anda taşıma kalıp dediğimde görüyorsunuz ki tek bir kalıp halinde. Çıkartma, ana çizgi dedim. Saat yönü mantığında çıkartmak istediğim elemanları sağ ile seçtim. Son elemanı da sol dedim ve yukarıya bıraktım. Diyelim ki iç çizgiyi de almak istiyoruz. İç çizgi dedim ve çizgiyi tıkladım. Tekrar çıkartma, ana çizgi dedim. Bu sefer de korsajımı saat yönü mantığında bütün elemanları sağ ile seçtim. En son da sol ile alıp yerine bıraktım. Zoom hepsini dediğimde, evet, gördüğünüz gibi bu ayrı bir kalıp, bu ayrı bir kalıp, bu ise hala tek bir kalıp halinde. Şimdi bu baz olarak düşünerek işim bittiği için bunu siliyorum. Bunu sildikten sonra bu kalıbıma dikiş paytara kalıp dedim. Dikiş paylarını verdim. Çizgi paralelle simetrisini açacağım yerleri bir sıfırladım.
Tekrar boşluk açtım ve tek ucuna da 3 santim dedim. Diyelim ki buralarda 1,5'muş. Fazla dikiş payı gidiyormuş. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi yaratma, çizgi, yatay ile bir tane düzip, bir tane metin pozisyonu, düzip, metin pozisyonu. Eleman türü, düzip çizgisi dedim. Düzip'i tıkladım. Metin pozisyonuyla da metin pozisyonu diye seçtiğim elemanları tıkladım. Simetrisini açıyorum. Simetrisi kalıp simetri çizgisi seç dedim. Ve elemanları tıkladım. Şu an düziplerimin yönü ters oldu. Düzeltme, eleman genel, yön değiştirle. Düziplerimin oklarını doğru yönlere çevirebilirim. Bunu yaptığınızda yaratma, çizgi, yatay diyorum. Çizgiyi çektiğiniz yön de önemli. Bakın böyle çektiğimde de düzgün olacak. Gördüğünüz gibi. Silme elemanla iç çizgimizi silelim. Ve çıt tek ile tek olan yerleri varsa onları atıp standart ile standart yerleri varsa onları mesela buraya atalım. Ön ortaya atalım birer tane. Dikerken ortasını bilmiş olurlar. Ve dikiş çıtını atalım. Bu şekilde. Evet. Bittiğine göre artık dizayn, sakla ve etek ismini verebilirsiniz. Diyelim ki korsajlı etek. Boşluk olduğu için kabul etmedi. Tire koydum. Silme hepsini dedim. Dizayn okudan da eteğimi okuyabilirim. Saklamak için sakla, okumak için de oku diyorsunuz. Bu arada kısa bir yol göstereyim. Örneğin dünya ile ilgili bir şey aradığınızı düşünün. Diyelim ki dün yıldız enter. Gördüğünüz gibi dünle başlayan bütün kalıpları yıldızdan sonra herhangi bir karakter hiç önemli değil. Hepsini aradı ve buldu, ekrana getirdi. Veya işte A yıldız enter dediğimde de A ile başlayıp devam edenlerin hepsini buldu. Yıldız dün yıldız enter derseniz dünya ile başlayan yani dünle başlayan hatta önünde de yıldız olduğu için başında da herhangi bir karakter olduğunda onları da bulup size liste halinde dökecek. Bu şekilde de dosyalarınızı arama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz de burada son bulmakta. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın.